Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Bu videomuzun konusu E3 2019 ve 2019 yılının içinde, önümüzdeki aylarda ve 2020'de gelecek oyunlar. Tabii ben daha çok bağımsız oyunlarla ilgileniyorum. Neden böyle yapıyorum? Bunun birkaç nedeni var. Birinci nedeni, geçen gün Netflix'te izlediğim The Indie Game, yani bağımsız oyunlarla ilgili bir belgeseldi. Çok etkilendim o belgeselden. Yani insanların kendi başına, bu bağımsız oyun yapımcılarının kendi başlarına yaptıkları bu oyunu çıkarma, piyasaya sürme ve ondan beklentileri, harcadıkları emek, geçirdikleri zaman çok beni etkiledi. Birinci neden bu, bağımsız oyunlara daha çok destek vermek istiyorum, bağımsız oyun yapımcılarına. İkinci neden, AAA, yani büyük bütçeli oyunları, büyük firmalar, işte Ubisoft'un, EA'in yaptığı, işte Sony'nin veya Microsoft'un yaptığı diğer oyunlar alacak durumda değiliz, yani çok pahalı. Bugün piyasaya çıkacak bir oyunun ön siparişi en aşağı 300 TL. O da yani çok uzun süre sonra çıkacak oyunlarda falan oluyor. Ne bileyim 459, 460, 570 TL'lik oyunlar, konsollara çıkan oyunlar özellikle. PC'de tabii durum biraz farklı, fakat çoğu kişinin iyi bir PC'si yok. İyi PC'si olmayınca da, iyi bir bilgisayar olmayınca konsol alıyor, benim gibi mesela. Benim de bilgisayarım iyi bir bilgisayar değil, yani platform oyunlarını bile kaldırmıyor. Eski bir ekran kartı, işte RAM'i falan var. İkinci neden de bu, konsoldaki oyunlara para veremeyiz yani. Yeni çıkacak bir oyunu alıp oynamak çok zor. Bunu ancak bir yayıncıysanız veya bir çok takipçiniz varsa, bir geliriniz varsa veya sponsorunuz varsa yapabilirsiniz. Onun dışında yeni çıkan bir oyunu alıp oynamak zor. Yani bir tane oynayabilirsiniz zaten bir sene içinde herhalde. Ona da bütçeniz yetmez. Bağımsız oyunlar hem daha ucuzlar hem daha eğlenceliler. Mesela ben bu sene E3'ü ilk defa bir alıcı gözüyle izledim. Çünkü kanalı zaten açalı bir sene olmuştu. İlk açtığım seneki E3 o kadar ilgilendirmiyordu beni, ama bu sene çok merak ettim. Konsol üstünden Murat Sönmez'in yayınını izledim. Aslında Multiplayer, Psikopat ve Konsol üstün vardı. 3 yayın izleyebilirdim. Ama ben şeyi seçtim, Murat Sönmez'i seçtim. Tek başına olduğu için Onur Kaya yoktu yanında. Daha konuşmadan direkt yorumlar diye düşündüm. Multiplayer'de Enis, işte Orhun ve diğer arkadaşın ismini unuttum. 3 kişi veya 4 kişi olacaklardı. Neyse, yani uzatmayalım. Ben Murat Sönmez'den izledim. Yani izlediğime göre bu seneki en büyük eleştiriler, bir gameplay gösterilmedi. Gerçekten bir gameplay göremedik. Yani her oyunun için göremedik. Daha çok fragman üstünden gitti. İkinci eleştiri de çok tatsız tutsuz geçti diyor herkes yani. Hiçbir böyle değişik bir şey tanıtmadılar. Mesela Sony'nin katılmaması haklı bulanlar oldu. Çünkü gösterecek bir şeyiniz yoksa katılmayın yani. Ubisoft'un yayını böyle birden bitirmesi de garip oldu falan. Ne bileyim, mesela Ubisoft Watch Dogs 3'ü gösterdi. Beni o kadar etkilemedi yani. Sanki oyunlar hep böyle birbirinin aynısı olmaya başladığı gibi geliyor bu büyük bütçeli oyunlardan. Ne bileyim, öyle görüyorum yani ben. Yani mesela Watch Dogs, işte Ghost Recon'un bir şeyi, DLC'si, işte Division 2, Watch Dogs şeyin, Breakpoint'in bir DLC'si gibi. Hep oyunlar birbirine benziyor yani, hep aynı gibi. Bir de ben izlediğim tabii oyun illaki beta mıydı, alfa mıydı, yani tam yeni son sürümü değil. Fakat oyun böyle robotik ilerliyordu yani. Watch Dogs'un fragmanında izlediğimiz, oyun tanıtımında izlediğimiz, oynanışta da öyle. Böyle biraz robotik ilerliyordu oyuncular. Neyse, önemli olan o değil. Benim beklediğim 2019 ve 2020 yılında gelecek olan bağımsız oyunlar hangileri? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu uzun girişten dolayı özür diliyorum ve bağımsız oyunlara başlayalım. İlk oyun Bloodroots isminde Paper Cult isimli bir firmanın geliştirdiği çok eğlenceli bir aksiyona dayalı bir oyun. Şiddet içeriyor. Çok hızlı bu arada. Hızlı etkinlik de var oyunda. Hızlı gerçekten oyun. İnanılmaz hızlı yani, kontrol etmek biraz zor. Öldüğünüzde checkpoint noktasından tekrar başlıyor. Bu kadar detayı nereden biliyorum? Çünkü oyunun demosunu indirdim, oynadım. Oyun gerçekten çok zevkli.
2019 yazında çıkacak yani. Bu yaz çıkacak oyun. Ne zaman çıkar ama tam bilmiyorum. Demosunu isterseniz Steam'den kayıt olup indirebiliyorsunuz, oynarsınız. Zevkli bir oyun. Bu oyunu bekliyorum. Bahsetmek istediğim ikinci oyun Hamsterdam isimli. İsmi de çok komik. Yine bağımsız ve aksiyon içeren bir dövüşlü bir oyun. Bu da ne zaman çıkacak? 1 Ağustos'ta, tam benim doğum günümde çıkacakmış. Bana hediye edersiniz artık. Şaka diyorum. Oyun zevkliye benziyor yani. Değişik, böyle grafikleri falan çok güzel. Bu oyunu da merakla bekliyorum. Acaba böyle Street Fighter gibi mi olacak, yoksa yani bölüm bölüm mü geçecek, yoksa böyle mesela düşmanlarımızla Street Fighter'daki gibi sahne sahne mi karşılaşacağız, yoksa böyle bir soldan sağa akıcı bir şekilde mi gidecek? Fragmanlardan gördüğüm kadarıyla yani bir hikayesi de var tabii de, böyle yürüyerek mi gidecek onu bilmiyorum yani, anlayamadım tam açıkçası, ama böyle zevkli bir oyuna benziyor. Çıkınca bir denemek isteriz. Fiyat şu an vermemişler. Ama güzel bir oyuna benziyor. Kumana desteği varmış, kısmi diyor. Tam değil demek ki. Ama PC ile oynamak biraz zor olabilir. Üçüncü olarak bahsetmek istediğim oyun Super Space Club isimli bir aksiyon oyun. Böyle uzayda geçiyor. Uçağımız, yani uzay mekiğimiz var. Kayalar, taşlar. Böyle basit gözüküyor ama çok eğlenceli sanki. Online var mı bilmiyorum. Tek oyunculuymuş oyun. Bu oyunda ne zaman çıkacağı ile ilgili bir şey söylememişler. Ama güzele benziyor. Yani denilebilir. Çok grafikleri falan çok tatlı. Böyle şeker bir oyun. Yeni bir oyun. Looking for Health isimli bir oyun. Herhalde şey, şifacı arıyorum ya da şifacı lazım mı gibi, onun gibi bir şey. Şimdi oyunda 4 karakteri beraber kontrol ediyoruz. Herhalde cehennem gibi bir yerde hareket ediyoruz çünkü şeyler, şeytanlar var. Böyle grafikleri falan çok komik. Müzikler de illa öyledir. Çıkış tarihi 11 Haziran'mış 2019. Şu an erken erişimdeymiş. Çıkmış herhalde 21-25 TL fiyatı. Normalde 25 TL'ymiş. %15 indirimli. Türkçe desteği yok tabii hiçbir oyunun şu ana kadar. Ben böyle çok merak ettiğim ve mutlaka oynamam gerekir dediğim oyunların yapımcılarına Twitter'dan veya işte mail yoluyla, tabii Google Translate kullanarak, Türkçe dil desteği istiyorum. Yani inşallah olur. Çoğu oyunda olmuyor yani Türkçe dil desteği. Ya da bazı fedakar arkadaşlar yapıyorlar Türkçe dil desteğini, Türkçe çevirisini. O sayede oynayabiliyoruz. Çünkü oyun ne kadar sırf oyun olsa da, aksiyon olsa da, vur kır parçalı olsa da bir hikayesi var. O hikayeyi öğrenemeyince pek zevkli olmuyor yani, ne bileyim. Keşke her oyunda Türkçe dil desteği olsa. Evet. Bu oyun şimdi 11 Haziran 2019'a çıkmış. Ama sadece PC'ye mi çıkacak onu bilmiyorum. Belki de tüm platformlar çıkacaktır. Agrond isimli bir oyun var. Bu da erken erişimdeymiş. 9 Ağustos 2018'de çıkmış zaten. Ama PlayStation'a, işte Xbox'a falan gelecek herhalde. Oyunun Türkçe dil desteği yok yine. Ama Türkçe dil desteğine gerek var mı bilmiyorum. Erken erişimdeyim. Şu an 18.50 TL fiyatı. Bağımsız macera, rol yapma oyunu diyor. Grafikler yine çok güzel, böyle değişik bir oyun. Umarım Türkçe dil desteği getirirler bana da. Hayatta kalma mı, onunla ilgili mi, böyle değişik bir oyun. Benim pek tarzım gibi değil. Çünkü ben böyle hayatta kalmalı oyunları pek yapamıyorum yani. Sıkıcı geliyor bana. Ama yine de merak ettim bu oyunu. Nasıl olacak? Çıkıp da oynayan, yani çıkınca oynayan arkadaşlardan veya şu an almış da oynamış olan arkadaşlar varsa bir yorumlara bakalım, kimse oynamış mı? Güzel ve enteresan bir oyun, merak edenler için demiş. Kim? Bey Kaplan. Sağ olsun, incelemiş bakmış. Refactor diye bir oyun geliyor. 2020'de gelecekmiş bu oyun.
aksiyon, macera, platform oyunu. Bu işte tam tarzımız yani. Çok güzele benziyor. Değişik böyle Tetris vari yapıları hareket ettirip işte bölümleri geçmeye çalışıyoruz sanırım. Grafikleri güzel. Oyun da güzeldir umarım. Tek oyunculuymuş. Kumanda desteği de var. Türkçe dil desteği yok yine. 2020'de çıkacak. Yerel eşli oyuncu var mı acaba? Belki aileyle oynanabilir. Güzel bir oyuna benziyor. Değişik yani. Ne de olsa bağımsız yapımcının çok böyle süper olmasına gerek yok. Bence oynanabilir yani. Merakla beklediğim ve çok değişik bir oyun var. Rovman. Böyle hamamda mı? Öyle bir atmosfer var. Birbirine rakipler boya, işte su atıyor. Havluyla birbirine vuruyorlar. Hani böyle havluyu uzatıp çekiyorsun. Hızlı bir şekilde vurma var ya. Öyle bir oyun. Çok ilginç. Şeyinde de bitiş grafiğinde de yani logosunda da böyle erkek bacakları, kıllı erkek bacaklarından harfler yapmışlar. Çok ilginç bir oyun. Bu çoklu oyuncu olacak ama tek oyuncu da varmış, çok oyuncu da varmış. Oyun TBD diyor. Ne demek? Son baharda mı çıkacak artık? 2019'un sonunda artık herhalde. Ama çok komik yani böyle. Arkadaşlarla çok zevkli olacağına inanıyorum. Tabii benim hiç arkadaşım yok buna oynayacak. Çünkü arkadaşlarım ya böyle haber program falan izliyorlar. Oyun oynayan arkadaşım kalmadı. Yani yaş olarak kalmadı. Varsa da bilmiyorum ben yani. Siz arkadaşlarınızla oynarsınız, eğlenirsiniz. Biz yalnız yalnız takılırız. Vallahi güzele benziyor. Baksana şunlara ya. Çok komik yani böyle şeyleri. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum bu oyunun. Bu merakla beklediğim oyunlardan birisi. Evet, şimdi diğer oyuna bakalım. Yine böyle komik bir oyun. Freedom Finger diye. Özgür parmak. Çok komik yani. Biraz böyle herhalde şey de var içinde. Ne diyelim, muhaliflik de var herhalde içinde. Hayata karşı mı? Yani kimlere karşı bilmiyorum ama orta parmağı gösteriyor herkese. Bu eski tarz böyle bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde olan uçak oyunları vardı işte. Tam platform tarzı. O tarz bir oyuna benziyor. Ama komik yani, işte bir askerler falan var. Büyük ihtimal siyasi bir eleştiri de var içinde. Güzel, komik bir oyun. 2019'da çıkacak ama ne zaman çıkacağı bilmiyorum. Erken erişimde de değil. Yine Türkçe dil desteği yok bu oyunda da. Ama bunda o kadar dil desteğine gerek var mı bilmiyorum. Çünkü ama bazı yerlerde hikaye şeyleri var işte. Askerler falan çıkıyor ya, işte ne bileyim, bir Kuzey Kore lideri miydi? O vardı falan. Belki anlamak gerekebilir. Ama o kadar da çok gerekmiyor herhalde. Bilmiyorum. Bakalım. Güzel bir oyuna benziyor. Etherburn diye değişik bir platform oyunu. Böyle üç boyutlu. İşte yer değiştiriyorsunuz. Baş aşağı duruyorsunuz, yan duruyorsunuz falan. Bölümleri geçmeye çalışacağınız bir oyun diye düşünüyorum. 18 Temmuz 2019'da çıkacakmış bu oyun. Temmuz ayında. Ben değişik bir, ilginç bir şey. Ama buna benzer oyunlar görmüştüm. Hatta mobilde de var. Küp müydü? Bir oyun vardı, ona benziyor böyle. Değişik, kafa patlatılacak bir oyun herhalde. Umarım çıktığında oynayabiliriz. Türkçe dil desteği yok. Zaten buna Türkçe dil desteği gerek var mı? O da yok, bilmiyorum. Kumanda desteği var diyor. Fakat bazı oyunların kumanda desteğinde PlayStation kumandasını tanımıyor oyunlar. O da çok can sıkıcı. Oynayamıyoruz. Çünkü bazı oyunların gerçekten klavyeyle oynamak zor oluyor. Evet, bu oyunda böyle değişik bir şey. Etherburn. Alfred Mother isimli bir firma yapmış. İlginç. Uğraşmışlar. Bayağı güzel uğraşmışlar. The Gardens Between, yani bahçeler arasında, orada bazı bildiğim İngilizce kelimeler var, onu hemen arada çakıyorum. Şimdi bu oyun 20 Eylül 2018'de çıkmış. Ben görmemiştim bu oyunu. PlayStation'a, işte konsollara gelecek. Ama ben yine de listeye koydum. Çünkü çok güzel bir oyuna benziyor yani. Bayağı
bayağı güzel bir oyuna benziyor. Şu an 32 TL fiyatı. Mesela bunu siz şimdi konsolda almak isteseniz 80 lira, 100 lira falandır. Keşke PC'miz olsa, şöyle güzel PC'miz de alabilsek, bunda oyunları oynasak. Çok zevkli, böyle zamanı durdurmalı, geri sarmalı bir garip bir oyun. Ama çok güzele benziyor. Ben bayağı beğendim yani. Bunu da oynamak isterim. İstiyorum daha doğrusu. Yani güzel bir oyun. Vay be. Çok değişik yapmışlar. Yani böyle sanki Sim City tarzı var ya, işte City in Skyline miydi? Bir şehir yapma oyunu vardı. Oradaki şehrin yakından çekilmiş hali gibi, böyle insanlar falan, hareketler çok güzel. Yani bir bağımsız oyuna göre çok yaratıcı ve çok güzel bir yapım. Şunlara bak. Vallahi ben beğendim. Sineki Ninja isimli bir oyun var. Böyle komik ve aksiyon, gizlilik üzerine kurulmuş platform oyunu. Çok tatlı ama yani çok komik. Güzel yapmışlar. Zevkli bir oyuna benziyor. Ne zaman çıkacak? Yaz, 2019 yazında, yani artık Temmuz'da mı çıkar, Ağustos'ta mı çıkar bilmiyorum. Fiyat da belirtilmemiş. Daha çünkü çıkmayacağı için henüz erken. Ama çok zevkli bir oyuna benziyor. Dediğim gibi bu oyunda oynamak isterim. Değişik bir şey ya. Şuraya bak. Yani bu platform oyunlarının çoğu çok güzel oluyor. Mesela şimdi oyun, bu videonun başında demiştim ya, 3A oyunlar, AAA oyunlar da birbirine benziyor diye. Platform oyunlar da birbirine benziyor ama daha yaratıcı gibi geliyor bana yani. Daha güzeller. Kaida. Belki de karakter seçebiliyoruzdur. Bilmiyorum nasıl olacak. Evet, seçebiliyoruz herhalde. Çünkü değişik karakterler var. Hadi bakalım. Çıkınca göreceğiz. Undermine isimli bir oyun. Bağımsız Reo macera aksiyon oyunuymuş. Bu da 2019 yazında çıkacak. Freaky Awesome'a benziyormuş. Bak, Steam öyle diyor. Şu çizimler çok seviyorum ya. Belki illüstrasyonla ilgilendiğim için hoşuma gidiyordur bilmiyorum ama çok zevkli yani, çok eğlenceli çizimleri. Nasıl bir oyun merak ediyorum. Yine böyle hayatta kalma, malzeme topla, biriktir, craft yap, öyle bir şeyse benim tarzım değil ama oynanabilir gibi gözüküyor. Keşke Türkçe dil desteği de olsa ama şu an için sadece seslendirme var. Belki de o kadar ihtiyaç olmaz dil desteğine ama değişik, güzel bir oyuna benziyor. Şuraya bak. Yani bence zevkli bir oyun. Evet, delikten atladı, tırtıllar falan, 40 ayak. Evet, güzel bir oyuna benziyor. Bunu da çıkınca göreceğiz bakalım. Benim en çok merak ettiğim ve beğendiğim oyun Summer Catchers mı artık, neyse. Tam telaffuz edemedim bu oyun. Bunun grafikleri piksel olmasa rağmen o kadar tatlı ki, şu oynanış videosunda da, yani tanıtım videosunda da, oynanış değil de fragman gibi bir şeydi. Yani çok çok güzel ya. Yani buna çok bayıldım, bu oyuna bayıldım. Yapımcılara da şey yaptım, Twitter'dan iletişime geçtim. Türkçe dil desteği istemiştim bu oyun için. Gerçekten çok harika. Şimdi bak, bu arabayı sürme şeyi var, sahnesi. Çok tatlı yani. Bu oyunu mesela çok merak ediyorum. Merakla bekliyorum. Umarım çıktığında oynayabiliriz. Sistem gereksinimlerini falan yazmamışlar ama bakayım. 1 GB RAM istiyor. Yine de kasar bizim bilgisayar bunu. Zaten 2 GB RAM var. Bir de kayıt yapacağız. OBS ile beraber yakarlar bilgisayar ikisi. Ama çok zevkli bir oyuna benziyor. Yani hasta oldum bu oyuna ya. Çok güzel. Böyle fren yapıyorsun, gidiyorsun. Yani bölüm geçmeli büyük ihtimalle. Ama çok güzel yapmışlar yani. İnanılmaz. Fling to the Finish isimli çok böyle eğlenceli bir oyun. Ama bunun eğlencesi yine dediğim gibi arkadaşlarınızla. Yerel eşli var mı? Evet, yerel çok oyunculu, yerel eşli de var. Çok iyi bak, o iyi. Eğer konsola çıkarsa bunu almak isterim. Kızımla ve oğlumla oynarız bunu.
Böyle bu tarz oyunlar zevkli oluyor aile için oynamak. Hem beraber zaman geçiriyorsunuz, hem de çocuklar bir şeyler öğreniyor. Ama çok eğlenceli bir oyuna benziyor. Aksiyon yarış diyor. Yarış kısmında çocuklar beni fırçalar herhalde. Geçemem onları ama grafikleri falan komik, böyle eğlenceli. Birbirine bağlı iki karaktere var. Siz beraber bu karakterleri kullanarak engelleri aşmaya çalışıyor ve finish'e ulaşmaya çalışıyorsunuz. İki kişi olmanız şu açıdan önemli. Beraber, yani birlik duygusunu, senkronizasyonu yapmanız lazım. Yoksa bölümü geçemezsiniz. Takılırsınız. Bak, çok güzel bir oyun bu. Bunu mutlaka almak isterim yani. Garip bir oyun, Bombfest isminde. Bomba Festivali herhalde. 31 Ocak 2019'da çıkmış. Fakat şeylere gelecek herhalde, konsola falan. Ben yine de listeye koydum. Çünkü ben daha önce görmemiştim. Bu da tek oyunculu oynanıyor ama yerel çok oyunculu diyor. Ortak da oynanabiliyor bir sürü kişi tarafından. Burada böyle bir alan var. Sumo güreşçisi gibi. Hani onlar da bir alanı terk eden kaybediyor ya orada. Burada birbirine bomba atarak o alandan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz herhalde. Oyun bunun üstüne kurulmuş. Basit eğlence, aksiyon, çok oyunculu demiş. Tabi bu şey bölümü şu an. Marshmallow'lar. Normal videosunu gösteriyor ama. Oyun videosu şu mu? Of. Sesini kısalım. Birden ses fırladı. Korktum. Sen veya arkadaşın oyna diyor. Böyle bir alan var. Herkes birbirine bombalıyor. Hadi bakalım. Bombfest. Değişik bir oyun. Arkadaşlarla eğlence olur yine. Belki Sese Gel Çocuk kanalında oynarlar bunu. Bizim oğlan da izler. Lonely Mountains Downhill. Bu oyunu da çok merak ediyorum ve oynamayı isterim. Çünkü daha önce böyle PlayStation 3'teydi herhalde bir oyun vardı ya da 4 ilk çıktığında mıydı hatırlamıyorum. Böyle dağ bisikletiyle dağdan inme oyunu. Çok hoşuma gitmişti oyunu. Her gün oynuyordum PlayStation kafeye gidip. Bu oyun da ona benziyor biraz. Parkurlar var ve grafikler de çok mükemmel. Yani böyle çizgi film tarzı, çok harika. Bu oyunda mutlaka oynamak isterim. 2019'da çıkacakmış bu oyunda. Yani böyle bisikletle işte dağdan inme, aksiyon yapma, hareket yapma işlerini sevenler için birebir. Ben de çok seviyorum. Ama acaba görüntüler böyle mi olacak mesela oyunda da? Yani bir kamera açısı sürekli değişecek mi? Baya zorlu bir oyuna benziyor ve güzel bir oyuna benziyor. Mutlaka oynamam gerekiyor bu oyunu diye düşünüyorum. Umarım şeye de çıkar PC'ye. Bak, Türkçe arayüz de varmış bu oyunun. Merakla bekliyoruz. Megagon Industry yapmış oyunu. Geliştiricisi oymuş. Tebrik ediyorum valla, çok harika bir iş. Yine Police Stories isimli değişik bir oyun. Aslında bu tarz oyunlar var. Ama bunun böyle piksel grafik olması, biraz böyle Resident Evil'ı hatırlatması çok hoşuma gitti. Şeye de benziyor. SWAT oyununa da benziyor. Değişik yani, dediğim gibi böyle tarz oyunlar var. Ama bu çok hoşuma gitti. Ne bileyim. Bunu beğendim yani böyle. Türkçe dil desteği var mı? Yok. Evet, şu an yok. Tek oyuncu, yerel çok oyuncu, eşli oyuncu oynanabiliyormuş. Güzele benziyor. Ve çok tatlı grafikleri var. Yani çizimler çok şeker. Bu oyunda oynamayı istiyorum. Police Stories. Bakalım nasıl olacak. Bayağı eğlenceli ve güzele benziyor. Taktik mi yapılacak acaba? Büyük ihtimal taktik yapılacaktır. Çünkü strateji etiketinde taktikle girilecek. Acaba sadece biz ve bir adamımız mı var? Yoksa birkaç kişi birden mi? Onu bilmiyoruz. Bakalım, çıkınca göreceğiz. Tamarin. Tamarin, ne yaptın Tamarin? Şimdi bir değişik bir oyun Tamarin. Aksiyon, bağımsız, macera, 3D platform demiş. 3D platform olması ilginç. 3D yapılan oyunlar biraz böyle beni itiyor kendisine. Çünkü 3D olunca biraz garip grafikler koyuyorlar. Böyle Selena gibi falan oluyor ama bu biraz zevkli yani. Ona benzemiyor. Güzel olacak gibi geliyor. Bakalım, değişik bir oyun bu da. Yine platform oyunu tabii. Grafikleri falan çok güzel.
tatmin edici. Ne zaman çıkacak? Summer 2019. Ne zaman belli değil. Kumanda desteği olması çok iyi. Tabii şimdi bir PC diye yırtınıyoruz ama kumandaya alıştık, oyun kumandasına. Şimdi PlayStation veya oyun konu diğer Xbox'ın en büyük avantajı kumanda kolu. Kumanda koluyla oyunlar çok güzel oynanıyor gerçekten. PC'de oynanabilen yani tek avantajı PC'nin nişan oyunları. Yani nişancı oyunlar çok güzel oynanıyor. Çünkü mouse'la o hedefi çok iyi ayarlayabiliyorsunuz. PlayStation ve Xbox'ta bunu yapmak zor. Yani ben Xbox'ta hiç oynamadım ama PlayStation'da nişancı oyunu oynamak çok zor. Yani Apex'te işte PUBG bilmem ne bu tarz oyunları oynarken adamı nişan alana kadar kolu kırasınız geliyor yani. Olmuyor bir türlü. Neyse bakalım Tamarin nasıl olacak? Tamarin hadi bakalım. Stoneheart isimli bir oyun. RO yine tek oyunculu, sıra tabanlı bir garip bir oyun. Çok böyle malzeme olduğu için ben oynamam ama böyle ilgimi çekti. Belki bu tarz seven arkadaşlar varsa oyuncaklar da illaki. Böyle yani ateş et, sıra o ateş etsin, sen ateş et, o ateş etsin. İşte craft yap, öyle oyunları pek yapamıyorum yani. Sıkıcı geliyor bana, bilmiyorum. Aslında daha güzel belki çünkü kafanı patlatmak lazım yani kafa patlatmak lazım neyi ne yapsam falan diye olabilir ama benim tarzım değil ama yine de böyle bir içim gitti yani bir bakmayı düşündüm. Bakalım Türkçe dil desteği tabii ki yok her zamanki gibi. Ne yapacaksın? İngilizce öğreneceksin ama olmuyor işte öyle her şeyde. Çünkü bazı oyunlar çok hızlı akıyor yani kısa İngilizceler olsa sözlük alıp oyunu çözersiniz ama çok hızlı akıyor veya çok fazla kelime var, cümle var, çözemiyorsunuz. Half Past Paid. Bu da macera, romantik, harika müzik, kadın karakterli bir oyunmuş. Böyle artık bir sorun mu çözüyoruz? Ne yapıyoruz bilmiyorum. 2019'a çıkacakmış. Ama ben grafikler çok hoşuma gitti. Yani böyle görüntü biraz izometrik gibi. Ama konuşmalar tabii var. Yine İngilizce ve bizim bakalım Türkçe dil desteği yok tabii ki. Bakalım çıkınca göreceğiz. Half Past Fate. Yani yarım geçen günler mi? Yarım geçen ay ne artık neyse. Resmi fragman gelecekmiş diyor ama ne zaman gelecek. Ama güzel renkleri böyle çok yumuşak. Bakalım. Ben şu tarz oyunları seviyorum yani. Keşke dediğim gibi dil desteği olsa da güzel oynayabilsek. Undying isimli bir oyun. Böyle zombili, yüzleri olmayan insanlar var. Güzel bir oyuna benziyor. Macera, aksiyon, RO'ymuş. Rol yapma oyunu. Ama çok hoşuma gitti yani. Bu da beklenebilecek bir oyun. Değişik. Tabii yani değişik derken zombili oyun çok var. Ama bunun grafiklerinden dolayı böyle tarzı hoşuma gitti. Türkçe dil desteği yok tabii ki. İngilizce. Ama sesli iletişim yani mi olacak yoksa böyle hareketlere bakıp anlaşılabilecek gibi gözüküyor. Yine izometrik bakış açısıyla oynanacak bir oyun herhalde. Artık craft yapma falan da olacak büyük ihtimalle bunda. Malzeme biriktirip onu değiş tokuş yapma, balta bul falan. Böyle biraz da long dark gibi bir çizim tekniği var. Bakalım hoşuma gitti yani. Bunu da merakla bekliyorum. Undying yani ne demek undying? Ölmüyorum, ölümsüz mü? Deliver Us The Moon, Fortuna. Deliver Us The Moon ne? Ay üstünde sipariş mi? Sipariş mi getiriyorsun? Macera bağımsız aksiyon uzay bilim kurguymuş. Değişik bir oyun. Şu an satıştaymış. 31 TL. Türkçe dil desteği yok. 28 Eylül 2018'de çıkmış. Fakat konsollara falan gelecek. 2019'da ya da 2020'de. Ama değişik bir oyun. Bakalım kimse oynamış mı? Yorum yapmış mı yani? Tavsiye ediliyor. Ücretsiz almış ama tavsiye etmiş bir kişi. İlk bakışın şöyle demiş falan.
kısa sürdü diyor, hikayesi güzel diyor. Birisi bu ne lan demiş, bir saatte oyun biter. Ya o bazı oyunlar öyle değerli dostlar, yani işin sanat kısmında kalıyor. Kimisi denemelik yapıyor. Yani bayağı da güzel bir oyuna benziyor bu şimdi. Emek harcamışlar. İndirimdeyken alırım ben bunu büyük ihtimalle. Bakarım. En azından şeyini görmek isterim, yani atmosferini yaşamak isterim. Güzel bir oyuna benziyor çünkü. Bayağı film gibi yapmışlar. Bir bağımsız yapımcıya göre gayet güzel yani. Recompile mı? Recompile mi? Öyle bir oyun. Bağımsız macera, aksiyon, 2'de zengin hikaye diyor. Şimdi zengin hikaye olduğu zaman çok güzel, fakat ne lazım? Türkçe destek lazım bizim için yani. 2020'de çıkacakmış bu oyun. Değişik bir şey. Bilim kurgu değil ama yani değişik bir oyun. Herkesin hitap eder mi bilmiyorum. Biraz böyle hem izometrik hem değişik bir şeyler var. Karışık yani. Böyle garip bir oyun. İlginç. Ama oynanabilir gibi gözüküyor. Oynanır diyeyim. Mutlaka zengin hikaye varsa vardır. Ama umarım bölümler birbirini tekrar etmiyor. Forgun isimli bir oyun. Bu da aksiyon, macera, piksel grafikler. Piksel grafikler dedim mi böyle bir duruyoruz. Çünkü piksel grafikler itici geliyor ilk başta. Ama bazıları çok gerçekten itici, böyle çok kaba pikseller itici. Bu öyle değil. Bu biraz daha güzel. Tabii şu an internetim kötü olduğu için oyunun şeyini yayınlayamadım. Neyse bakalım, Türkçe dil desteği yok. Dead Cells'e benziyormuş oyun biraz. Evet, şimdi başladı. Piksel grafik olması, dediğim gibi yani her piksel grafik öyle güzel olmuyor ama bu güzele benziyor. Dead Cell'de benzettikleri için hoşuma gitti benim de. Alıp oynanabilir. Merakla bekliyorum bu oyunda. Oynamak isterim yani. Bazı oyunların böyle gerçekten piksel grafiği var. Diyorsunuz ki mükemmel bir oyuna benziyor. Mesela geçen I Am Hero diye bir oyun baktım. Çok tasarım falan böyle çok güzeldi. Oynanışını izledim. Çok sıkıcı oynanışı var. Yani hep aynı hareketi yapıyorsunuz. Hep aynı şeyler geliyor. İnsanı sıkar yani. Ne kadar güzel olsa da. Ama yine keşke böyle oyunun şeyini tutturabilselermiş yani. Bazı oyunlara harcadıklarını düşünüyorum. Tabii bağımsız yapımcı kardeşim. Belki yardım etmiyor kimse. O kadar yapabiliyorlar yani. Kimisi belki tasarımını çok iyi yapıyor oyunun ama hikayeyi koyamıyor. Oynanışı koyamıyor artık. Bu güzele benziyor. Bayağı hoş bir şey. Bakalım ne olacak. Bunu da merakla bekliyoruz. Winter is coming boy. Kış 2019'da çıkacakmış. Eylül, Ekim, Kasım gibi çıkar herhalde. Relic Hunter's Legend. Yine bunun oynaması ücretsizmiş. O da çok ilginç. Niye öyle? Çünkü çok oyunculu. Ama güzele benziyor böyle. Birlikte işte hareket edip şeyleri öldüreceksiniz. Düşmanları. Şimdi böyle piksel grafik bir oyunu, çoklu bir oyun olması çok ilginç geldi. Oynaması da ücretsizmiş. Bu oyunu oynayabilirim. Gerçekten bu oyunu oynayabilirim. Niye diyeceksiniz oynayabilirsin? 3D yapılmış böyle büyük bütçeli ama ücretsiz olan oyunlar beni pek sarmıyor. Çok hoşuma gitmiyor. Bu hoşuma gitti. Mesela bunu oynayacağız ama bakalım şeylerine. Sistem gereksinimlerini. 512 MB şey istiyor. Ekran kartı gayet güzel. Ne zaman çıkacak? İlk çeyrek çıkacak. 2020'nin ilk çeyreğinde bu oyunu mutlaka alıp oynayacağım. Belki sizler de oynarız, denk geliriz yani. Beraber oynarız derken yani girdiğimiz serverda denk geliriz. Ama değişik, güzele benziyor değil mi? Eğlenceli. Evet, son olarak da Lost Ember isimli değişik bir oyun. Bu da garip bir oyun. Bağımsız, aksiyon, keşif, atmosferik. İşte böyle kurt oluyoruz, kuş oluyoruz falan.
dediğim gibi bu tarz oyunlar aslında oluyor. Böyle yine böyle bir kuşlu bir oyun vardı. Kuş olup uçuyordunuz, sonra yürüyordunuz, çocuk oluyordunuz falan. Ona benziyor sanki ama yine bir bağımsız yapımcının yaptığı değişik bir oyun. Grafikleri falan güzel. Emek harcanmış. 19 Temmuz 2019'a çıkacakmış. Türkçe dil desteği yok her zamanki gibi. 1 GB ekran kartı istiyor. 512 MB'dan yüksek ekran kartları benim için ulaşılmaz değerler şu an. Umarım yani oynayabiliriz. Benim amacım yani güzel oyunları tanıtabilmek, oynayabilmek. İnsan istiyor ki böyle bir bütçesi olsun, bağımsız oyuncular destek olsun. Bilmiyorum yani, belki Patreon hesapları da vardır çoğu bağımsız oyuncunun. Böyle hoşuma giden bağımsız oyunların yapımcılarının Patreon hesaplarını bulunca bir ay bile olsa bir destek vermeyi düşünüyorum. Şimdi sürekli destek veremiyoruz. Çünkü bizim de bütçemiz yetmiyor her şeye. Ama böyle bir aylık bir destek, yani bir kereliğine destek vermek, bir ne bileyim 5 dolar, 10 dolar neyse. Yani çorbada tuzumuz bulunsun babında. Çünkü bağımsız oyuncuların yani yaptıkları bazı oyunlar damga vuruyor insanların hayatına. Sonuçta bu pazarda mücadele etmek de zor. Bir bağımsız oyuncuya destek vermek bence çok güzel bir davranış. Neyse değerli dostlar, çok uzattıkça iyice şey yapmayalım, saçmalamayayım. 2019 ve 2000... Ay çok üzülüyorum, pardon. Evet, 2019 ve 2020'de çıkacak bazı bağımsız oyunları sizlerle paylaşmak istedim. Bunlar içinde çok beğendiğim, muhakkak beklediğim veya bir göz atmak istediğim oyunlar var. Yani hepsinde oynarım mı, oynamam mı bilmiyorum. Sizler de böyle beğendiğiniz çıkacak yeni oyunlar, bağımsız oyunlar varsa veya oynadığınız bağımsız oyunlar varsa paylaşırsınız. Ben de şimdi bilgisayarımın kaldırdığı oranda oynamaya çalışıyorum. Bağımsız oyunları her haftada böyle değişik. Şu an Unreal Heroes oynuyorum mesela. Zevkli bir oyun. Evet, görüşürüz değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.